Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Katıldığı her operasyon ve savaşta kendini kanıtlayan, yerli ve milli olarak üretilip dünyanın birçok ordusunda görev alan, görev aldığı operasyonlarda adını tarihe kazımış Türk siyahları dünya tarafından yakın takip ediliyor. Sürekli dünya basınında manşeti çıkan Türk siyahları, bu sefer Fransız medyasının dikkatini çekti. Türk siyahlarının başarısının oldukça farkında olan Batı medyaları, Türk savunma sanayi ambargo uygulamaya da devam ediyor. Ambargo uygulayan ülkelerden biri olan Fransa, Türk siyahlarını da son derece yakından takip ediyor. Yerli ve milli üretim siyah programını merceği altına alan Fransız basını şu ifadeleri kullandı. İnsansız hava araçları dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Fransız basını, silahlı insansız hava araçlarını savaş uçaklarına göre maliyeti çok ucuz olan ve hiçbir pilotun canını tehlikeye atmayan hava araçları olarak tanımlıyor. Hayallerindeki silah sistemlerinin siyahlar olduğunu itiraf eden Fransız basını, siyah alanında Türkiye'den geri kaldıklarını da söylediler. Fransızların tabii ki bu sistemleri övmesinin altında birçok sebep var. Siyahların savaş uçaklarına göre maliyeti ucuz olması, hem siyahların operasyonlardaki etkisi, hem orduların pilot gibi yetiştirilmesi en zor personel gruplarının kullanılmaması, insanlı uçakların idamesi için gerekli yaşamsal sistemler ve kokpit için gerekli yer ve mürettebatın getirdiği ağırlık yükü gibi maliyet kalemleri, insanlı uçakların manevra ve operasyon kabiliyetinin insan kabiliyetleriyle sınırlanması, yorgunluk, çalışma saati, G kuvveti gibi operasyonel kabiliyetle ilgili kalemler, düşman tarafından fark edilme ya da vurulabilme olasılığının düşük olması gibi üstünlük kalemleri, insansız hava araçlarını daha tercih edilir kılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerin savaşta etkisi çok büyük. Bu yüzden dünyadaki her ordu silahlı bir insansız hava aracını envanterinde istiyor. Bu durumda yasaya üreten ülkenin ihracat rakamlarına da pozitif anlamda katkı sağlıyor. Özellikle Türkiye bu alanda dünyada sayılı ülkelerden. Türkiye, dünyada siyah üreten diğer ülkelere göre hem maliyeti daha ucuza çekerek üretim yapıyor, hem de bu sistemler daha ucuz olmasına rağmen kendini her savaşta kanıtlamış, son derece kaliteli yüksek teknoloji sistemler. Bu kadar kaliteli sistemler üretmek gerçekten çok zor. Hele ki birçok sanayisi gelişmiş ülke tarafından ambargo ve yaptırımlara rağmen üretebilmek daha da zor. Ama Türk savunma şirketlerimiz gerçekten bu zorlukların üstesinden gelerek dünyanın gıpta ettiği Türk siyahlarını üretmeye başardı. Türk savunma sanayi bu başarıya tabii ki bir anda ulaşmadı. Baykar firmasından örnek verecek olursak, Baykar Mini İHA, Mayazgirt İHA gibi sistemlerle başladı. Bu sistemlerin teknolojisini üstüne koyarak her yıl yeni son teknoloji sistemleri üretmeyi başardı. Şu anda bildiğiniz üzere Bayraktar TB3 ve gerçekten Türk ordusu için son derece kritik bir sistem olan insansız savaş uçağını geliştiriyorlar. Bu yola inanarak başlayan başta Selçuk Bayraktar ve Türk mühendislerimiz sayesinde Türkiye gerçekten aksi inkar edilemeyecek seviyede büyük bir başarıya ulaştı. Dünyadaki en insansız hava aracı üreten ülkelerden olmak için çaba sarf eden Türk savunma sanayi bunu başardı. Türk siyahlarının katıldığı her operasyonda elde ettiği her başarı Türk savunma sanayide olumlu yansıyor. Türk savunma sanayi ihracatı her geçen yıl büyüyor. Bu durumda tabii ki savunma sistemlerimizin gelişmesine büyük rol oynuyor. Türkiye ise özellikle son 20 yılda başlattığı milli teknoloji hamlesinin meyvelerini birer birer topluyor. Ve topladığı bu meyveleri de ihraç ederek büyük gelir elde ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin askeri gücü ise katlanarak artıyor. Eğer dünya devi olmak istiyorsanız, eğer küresel bir güç olmak istiyorsanız, bunu katma değeri düşük ürünleri ihraç ederek başaramazsınız. Yüksek teknoloji her zaman en çok kazanç getiren ihraç kalemi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Yerli ve milli teknoloji ağırlık verdikçe bize düşmanlık besleyen ülkelerden farklı sesler yükselmeye devam ediyor. Kimi ülkeler Türk savunma sanayinin büyümesini örnek alırken, kimi ülkeler bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Fransız basını SİHA üretiminde geç kalındığının farkında ve bu duruma karşı sistemli bulunuyorlar. Savunma sanayide rekabet gerçekten çok önemlidir. Fransa veya herhangi bir ülkenin Türk SİHA'larına rakip olacak yeni sistemler geliştirmesi bizim için de çok olumlu. Çünkü onlar örneğin Bayraktar TB2'den daha iyi bir sistem üretmeyi başarırsa, biz de onların ürettiği sistemden daha iyi bir sistem üretmek zorunda kalacağız. Ve emin olun bunu başaracağız. Son olarak insansız hava aracı teknolojisinden bahsetmek ve videomuzu sonlandırmak istiyorum. İnsansız hava aracı,
veya bazen İngilizce kökenli ismiyle drone, fiziksel olarak içinde insan bulunmayan bir tür uçan araçtır. İHA'ların önemli ve olmazsa olmaz bileşeni, yer tabanlı bir kontrolü ile uçak arasında iletişim sistemidir. İnsansız hava araçları iki sınıfa ayrılırlar. Uzaktan kumanda edilerek uçanlar, kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinde otomatik olarak hareket edebilenler. İş amaçlı üretilen İHA'lar, günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Bunun yanında İHA'lar, son zamanlarda yangın söndürme amaçlı da kullanılmıştır. Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfigürasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe İHA'lar birer drondur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Bunu ifade etmemin amacı İHA'lar ile güdümlü füzenin farklarını ortaya çıkartmaktır. Öncelikle insansız hava araçları tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri her ne kadar insansız ve uzaktan kumanda ile yönetiliyorlar olsalar bile insansız hava aracı olarak sınıflandırılmazlar. İnsansız hava aracı kısaltması bazı durumlarda İHAS yani insansız hava araçları sistemleri olarak genişletilmiştir diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.